Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Çeşme Alaçatı'dan, İsmet Sarı Eczanesi'nden eczacı, bütünsel sağlık danışmanı Sayın Dilek Acaroğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Dilek Acaroğlu kimdir? Tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Teşekkür ederim. Eczacıyım, az önce siz de bahsettiniz. Alaçatı'da eczacılık yapıyorum ve eczacı olduktan sonra 16 yıldır eczacılığı orada devam ettirirken kişilerin sağlık konusundaki ihtiyaçlarını tabii gözlemleme fırsatı buluyorsunuz. 16 yıl çok uzun bir dönem. Bir kişinin hayatında bebeklerin ergenliğe geçtiği, orta yaşlı olan kişilerin yaşlılığa adım attığı, daha birçok dönüm noktasında geçirdikleri kişilerin bir dönemi izleme fırsatı buluyorsunuz. Bu da beni az önce dediğiniz o bütünsel sağlık yaklaşımlarına yaklaştıran mevzu oldu. Çünkü kişiler danışmanlığa geldiklerinde kronik bir hastalıkla ilgili bir ilaçları ile ilgili olabilir veya herhangi bir problem. Bunlar sadece semptomların tedavisiyle kalmaya başladığını görmeye başladım ilk başlarda. Dolayısıyla semptom tedavi etmek yerine o sağlık probleminin ana kaynağına ulaşma konusunda birçok adım geçirdim. Dolayısıyla eczacıyım. Bütünsel olarak bakmayı, insanın özüne ulaşmasıyla ilgili danışmanlık yapmayı kendime görebilen naçizane görevimi icra ediyorum. Evet. Gerçekten de çok tevazu göstererek kendinizi ve mesleğinizi anlattınız. Eczaneler ve eczacıların hayatımız içerisinde, yaşadığımız yerlerde, semtlerimizde çok büyük önemleri vardır. Çok büyük ayrıcalıkları vardır. Zaman zaman doktora dahi gidemediğimizde hemen eczacılarımızın kapısını çalarız. Anahtar bırakmak istediğimizde anahtarımızı bırakırız. Çocuğumuzu bırakırız. Evet. Evet. Gideriz, dertleşiriz, sohbet ederiz. Psikolojimiz için çok da olumlu sohbetler gerçekleştirirsiniz bizimle. İyi ki varsınız diyoruz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, biraz eczaneniz hakkında detaylı bilgi rica edebilir miyiz tabii sizden? Tabii ki. Eczanemizin var olduğu bölge nedeniyle iki farklı eczane yapısı gibi değişkenlik göstermek zorunda kalıyoruz biz. Çünkü yazın bambaşka bir portföy, bambaşka bir ortamdayız. Kışın bambaşka bir ortamdayız. Ama tabii Alaçatı'yı herkes yazın seviyor, yazın görmek istiyor ama kışının da benim adıma ve var olan ortamdaki diğer kişiler adına çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Kış dönemi bizim birbirimizle iletişim, ilişki kurduğumuz ve birbirimizi beslediğimiz bir dönem. O zaman işte bu bütünsel sağlık yaklaşımlarını kullanmaya daha vaktimiz oluyor. Dolayısıyla bir kişinin eczaneye geldiğinde sorduğu soru herhangi bir şikayetten, duygusal bir şikayetle ilgili olabilir, az önce siz de bahsettiniz. Zihinsel anlamda kararsız kaldığı, düşünsel bir şikayet olabilir ya da bedensel bir şikayet olabilir. Bununla ilgili adım adım o kişiyle karşılıklı konuşarak bir nevi ona bütünsel anlamda klinik eczacılık tam anlamıyla demeyeyim. Sadece kimyasal ilaçlar konusunda danışmanlık yapmıyoruz çünkü orada. Bütünsel anlamda bu danışmanlığı vermeye çalışıyoruz. Yüzünün renginden, yapısal değişikliğinden tutun da hareketlerini, kullandığı kelimelerin tekrarına kadar aslında özdeki o şikayetin nedenini, hatta onun bedenine nasıl yansıdığını konuşma, bunu bulma, o kaynağı çözümleme fırsatımız oluyor. Eczanemizde dediğim gibi bu yaklaşımla yaklaşıyoruz kişilere. Bunun yanında insanoğlu yaşamda kalmak için var olduğu ortam koşullarına adapte olmak zorundadır. O kişinin adaptasyonunda var olduğu koşulları değiştiremiyorsa eğer, o zaman bazen bedensel bazı hareketlere, bazen bazı besin takviyelerine, bazen bazı yatıştırıcılara ihtiyaç duyabiliyor. Biliyorsunuz ki eczacı olarak biz bazı besin takviyeleri, fitoterapotik, aromaterapotik ürünler de bulundurabiliyoruz ve önerebiliyoruz. Bunun gibi hizmetlerimiz var eczane olarak ki benim yaptığım gibi birçok eczacı meslektaşım da aynı hizmeti vermekte. Odaklandığı noktanın insan olması kişide
hem bedeni hem zihni hem de duyguyu düşünmesini gerektiriyor. Evet. Neden bu işi seçtiniz? Aslında bu işi ben seçmedim. Türkiye'deki... İş beni seçti. İş beni seçti biraz. Tabii bizim Türkiye koşullarında bir sınava giriyoruz ve aldığımız puana göre belirli sıralama dahilinde meslekler yazıyoruz. Ben daha çok mühendislik alanı düşünürken annemin bana olan önerisi olan eczacılıkta buldum kendimi. Ama oldukça yüksek bir puan gerektiriyor eczacılık. Yüksek bir puan. Daha yüksek olmasını umut ederken olan bir puandı benim için o. İlk 3 yıl çok direndim. Çok üzüldüm. Çünkü benim için eczacılık tabii bu kadar derinliğini, bu kadar bilimsel çalışmaların altından çıktığını ve bu kadar birinci basamak sağlık danışmanı olarak yetiştirildiğimizi bilmiyordum. Dolayısıyla ilk eczacılık çıktığında üzüldüğümde benim zannettiğim şey raftan söylenen ilacı alıp karşıdakine verilen bir ticarethanelerin olduğu eczanelerin, eczacıların da sadece reçeteyi okumayla ilgili uzmanlaşmış, okuduğu reçeteyi de raftan alıp hastasına veren kişiler olduğunu düşünüyor idim. Belki de eczacının danışmanlık kimliğine bu kadar takılmam ve bu kadar onun üzerine çalışmamın bir sebebi de bu olabilir. Şu anda teşekkür ediyorum anneme. İyi ki böyle olmuş, iyi ki eczacı olmuşum. Çünkü dünyada kendi duruşumu, hayata bakışımı da değiştiren bir meslek oldu benim için. Bu şekilde. Evet. Peki, bütünsel sağlık danışmanlığı yapabilmek için birçok eğitim aldığınızdan da bahsettiniz. İşte bu noktaya nasıl geldiniz, nasıl karar verdiniz? Ben bütünsel sağlık danışmanı olmak istiyorum dediğiniz an ne zamandı? Aslında bu bir anla olmadı, bu bir süreçle oldu. Az önce bahsettiğim gibi ilk eczaneyi açtığımız yıllarda 3 yıl, 4 yıl kişiler bir takım rahatsızlıklarla geliyor. O rahatsızlıklar semptomatik olarak belli bir dönem geçiyor gibi gözükse de kronikleşmeye başlıyor. İkinci bir rahatsızlık olmaya başlıyor. Üçüncü bir rahatsızlık ilave oluyor. Burada bir hata olduğu ya da hata demeyeyim de burada eksik bir şeyin olduğunu, varlığı beni ilk önce tabii ki klinik anlamda, kimyasal anlamda bu ilaçların doğru kullanımıyla ilgili bir çalışmaya itti. Onlarla ilgili bir takım eğitimler aldıktan sonra biz küçük bir adım attık danışanlarımla. Yani ilaçlar daha etkin, daha doğru kullanılıyordu. Ondan sonra yine aynı kronik problem, aynı ilave hastalıklar olunca fitoterapi ve aromaterapi, yani doğanın şifasından faydalanmak, belki de daha az yan etkiyle daha az ekstra hastalık diye düşünerek fitoterapi, aromaterapi, apiterapi gibi eğitimler almaya başladım. Bu da meslek içi, bizim sivil toplum örgütlerimiz olan eczacı odaları, Türk Eczacılar Birliği'nin verdiği, Ege Üniversitesi'nin verdiği eğitimlerdi. Fitoterapi ve aromaterapi de bize bir adım attırdı. Fakat yine yeterli değildi. Çünkü onların da bir takım yan etkileri var. Öz maddeleri çok kuvvetli çünkü. Onları, bu yaklaşımları içerisinde homeopati karşıma çıktı. Yan etkisi doğru kullanıldığı zaman olmayan, doğru ilaç seçimiyle, doğru bir analizle hatasızca kişiyi tedaviye götüren muhteşem bir metot. Fakat homeopatide şöyle bir bariyerim oldu benim. Eczanede tabii çok uzun süreler bir danışanınızla konuşma fırsatınız olmuyor. Ve kişilerden çok sağlıklı semptom almanız lazım. Yani öksürürken boğazınız yırtılıyor gibi mi ağrıyor, boğuluyor gibi mi ağrıyor gibi gibi. Kişiler semptomlarını, kendi ağrılarını bile tarif edemez durumdalardı. Ağrıyor işte deyip geçiyor. Dolayısıyla homeopatide o zaman zarfında kişilerden semptom almak çok zor olduğundan dolayı biyorezonans ve biofeedback SKIO cihazıyla tanıştım. O kişi hiçbir şey söylemese dahi 12 bin tane veriyi ekran karşısına alan, o semptomları teker teker size veren bir uygulama, bir makine. Ama bu sefer de biz SKIO'ya ve biyoenerji makinesine bağlı kalmak zorunda kaldık. Recall Healing denilen, duyguların bedene yansımalarını anlatılan farklı bir metotla tanıştım. Yani böyle adım adım, adım adım her şey beraberinde kapıları birbirine açtı ve öyle gelişti. Evet. Peki bundan sonrası için neler yapmayı hedefliyorsunuz bu alanda?
Ve son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bundan sonra hedeflediğim nokta şu, bütün eczacı meslektaşlarım da aynı benim gibi, çünkü biz bir yemin ederek o diplomaları alıyoruz. O yemin çok önemli bir yemin ve insan odaklı, insanın sağlığa giden o yolculuktaki rehberleri oluyoruz aslında eczacı olarak. Eczacı meslektaşlarıma bu bütünsel sağlık yaklaşımındaki danışmanlığı anlatmak istiyorum. Ulaşmak istiyorum aslında bakarsanız. Eczacılığın sağlık alanındaki sınırlarının ne durumda olduğunu, ne kadar esnek ve elastik olduğunu sağlıkla ilgili tüm camiada gösterebilmeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde danışan kişilerin de bunu bilmeleri çok önemli. Çok yanlış yönlendirilen, çok yanlış uygulamalara maruz kalabiliyorlar. Yani hiçbir şekilde sağlıkla, tıpla veyahut bedenle, insanla ilgisi olmayan kişilerin yanlış yönlendirmelerine girebiliyorlar. Bunu anlatmak amacım inşallah olabilirse eğer. Bakalım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben de teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, eczacı, bütünsel sağlık danışmanı Sayın Dilek Acaroğlu konuğumuz oldu. Hoşça kalın.